geldiniz. Melodi Açılan Pencere kanalına hoş geldiniz. Bugün yanında Enes ve Halime. Biliyorum, fark ettim. Ah. Kanka bir metre yok mu aramızda ya? Ben orayı sen hallederim. Kanka. Bugün soru cevabın ikinci videosunu çekiyoruz. Bize sormuş olduğunuz sorular var Instagram'dan. Onları yanıtlayacağız. İlk soruyla hemen tatavayı keserek başlayalım istersen. Başlayalım kardeşim. Sen mi okumak istersin, ben mi ilk soruyu? Ver bakayım. Hadi ya. İlkini sen oku. Birinci sorumuz, evet, beni şu an biraz şeye koydu. Neden ayrıldınız, bok mu vardı? Bu soru için sorduysa Allah'ın aşkına. Sen başla. Madem sen okumuşsun. Neden ayrıldık? Şimdi ben bundan bir sene önce yaklaşık bu zamanlarda Bodrum'a gitmek durumunda kaldım. Ondan öncesinde de hani bir ay falan kadar öncesinde çok fazla video çekemez hale gelmiştik. Ben Bodrum'a gidince iyice koptuk. İyice kopunca kimse işte şey de yapmadı, hani sormadı bize neden video atmıyorsunuz falan pistan. Biz de bir anda soğumuş olduk. İlerleyen süreçte de video atmadığımız için ya da birlikte şarkı söyleyemediğimiz için bir süre kopukluk oldu. Sonraki süreçte de bunu devam ettiremedik. O yüzden yani bir şekilde birinin devam etmesi gerekiyordu. Ben edemedim, Anıl etti. O yüzden şu anda onun kanalındayız. Yani benim de söyleyeceklerim hemen hemen buna yakındı. Yani sürekli video atılması lazımdı belli aralıklarla. İşte biz de denk gelemiyorduk, bir araya gelemiyorduk. Ondan dolayı ben nasıl çıkaracağım? Ondan dolayı öyle küs falan değiliz yani. Herhangi bir sıkıntı yani. Falan olmadı. Temiz sıkıntı yok. Aynen. Ama giriş kapak resminde birbirimizi öldürüyor. Neyse hemen ikinci soruya geçiyorum. Geçelim kardeşim. Beni ya ben bunu ilk videoda okudum. Okuyamadım işte. Az ama öz dinleyen dinleyicilerinize ayıp ettiniz. Bu soru değil ama hani söylemiş. Az ama öz dinleyen dinleyicilerinize ayıp ettiniz. Ayıp mı ettik? Şöyle bir şey var. Suratını. O kadar haklısınız ki. Yani herkes söylüyor işte niye ayrıldı. Yani ben Mezitli'de oturuyorum mesela. Anıl Pozcu'da oturuyor. Aramızda çok fazla mesafe var diyelim. Buradaki insanlar bile soruyorlar. Civardaki insanlar bile soruyorlar. Hani çocuklar, bizi dinleyenler falan. Soruyorlar niye ayrıldınız, kavga mı ettiniz falan diye. Ayıp ettiniz yani falan filan. Ya ayrı olsak şu an yan yana olur muyuz? Yani. Ya yine ayrı değiliz. Neyse bir soru var zaten orada. Baba benim kanalım. Keselim. Keselim. Sen de sen. Evet. Kardeş penalara şarkı atıyorsanız atın. Atmıyorsanız dinlemeyeceğim sizi. Büyük ihtimal beni zaten dinleyemiyorsun şu anda. Ama kardeş penalara şarkı atmayacağız. Ama belki oradan birkaç şarkıyı Anıl'ın kanalında birlikte tekrardan yok, söyleyebiliriz. Yok atarız ya. Kardeş penalara bir şarkı atarız. Arada sırada denk geldiğimizde atalım. Atılmamalı bence. Onun şeyi tadı orada kalmalı. Şu an senden gidiyoruz, senden devam ederiz. Bak ileride belki ben de hani bir kanal açacağım. Aklımda öyle bir fikir var. Var öyle bir soru da var. İleride ben de kanal açarsam tabii ki de Anıl da benim konuğum olur. Ben Anıl'ın konuğu olurum. Sürekli birlikte yine şarkı söylemeye devam ederiz. Yani yine birlikteyiz, sıkıntı yok. Yani. Neyse, diğer soruya geçiyorum. Geçelim kardeşim. Ama kardeşim bana atayım. Bari ya. Arada sırada bir şey. Ya oğlum, bana gelişi bir şarkı işte. Atak. Neyse, kötüydü, buraya alkış koyacağım. Tamam. Ben soracağım bu soruyu tabii. Sor kardeşim. Halil seninle şarkı söylemek istemedi. Ondan senden ayrıldı. Mı diye soruyor. Mı? Yani. Evet. Halil seninle şarkı söylemek istemedi. Öyle mi? Hayır tabii ki de. Niye ben onunla şarkı söylemek istemiyorum? Öyle o bir şey olsaydı... Yani. Tamam fikrime dair. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten baştan bu yola girmezdik. Çünkü biz çok yani çok uzun zaman olmasa da hani en azından bir 2-3 senemiz var yani. O zamandan beri birlikte sürekli bir proje içerisindeyiz. Şarkı söylüyoruz, birlikte müzik yapıyoruz ve bunu hani proje olsun diye değil, eğlenmek için yaptığımız için böyle bir şey olması mümkün değil. Hani söylüyorlardı, bence ayrılsanız daha iyi olur falan filan diyorlardı ama yani biz keyif aldığımız işi yaptığımız için çok da ayrılsak da fark etmiyor yani. Aynen öyle. Sıradaki soru sende. Soru atlamayalım lan. Tamam. Hanginizin sesi daha güzel? Evet. İlk sen mi sorarsın abi? Sen söyle kardeşim. Ben söyleyeyim. Şimdi futboldan örnek verdim, futbol oynuyoruz diye.
Bir orta saha veya defans oyuncusuyla forvet arasında fark vardır. Ben ses tonumun değişik olduğunu düşündüğüm için bazı şarkılara benim sesim daha iyi gider, bazısına onun sesi daha iyi gider. Onun sesi daha gür. Ama benim sesim biraz daha farklı. O yüzden yani bir defans oyuncusuyla forveti kıyaslayamam. Ondan Aynen öyle. dolayı ben böyle diyorum yani. Yani kimin hangi şarkıları daha iyi söylediğini sadece o şarkılar söylendiğinde bilebilirsiniz. Kimin sesi daha güzel diye bir yorum yapamayız. Çünkü hani bu objektif bir yorum olmaz o zaman. Söylenen şarkılara göre, yapılan o şarkıya yapılan yoruma göre, ondan sonra verilen duyguya göre o ses zaten daha da güzelleşir ya da daha da çirkinleşir. Evet. Diğer soruya geçiyorum ben. Sen söyle bunu sen oku yani. Şey deme de, popişi de, ne bileyim. Popişi de, şey de. Orayı biplersin kanka. Evet, Benim umurumda biplerim kanka. olmaz. Oraya bir kurban koyacağım. Anıl'ın götü mü kalktı? Bak bayağı ya. Yok ya, yüzüme söyle ya. Böyle... Ben bilmem kardeş ya. Yani Oğlum o insanlar şarkısı konuşuyor. popiş deseydin, topiş Hayır. deseydin, Hayır, bızık olmaz öyle şey. deseydin, müzik deseydin. Anıl'ın totoşu mu kalktı? Yani. Ha bunu ben yanıtlıyorum. Evet. Yani ilk başta ilk soruda da Suratını öyle bir şey yok. İlk soruda da sen zaten söyledin. Bir araya gelemiyorduk. Beraber bir şeyler yapamıyorduk. O yüzden ben daha istikrarlı, daha düzgün bir şekilde videolar atmak istiyordum. Bundan dolayı Aynen. kendime ait bir kanal açtım. Doğru. Halil de ileride kanal açacak mı? Zıbap diğer soruyu. Zıbap. Heh, geldik zaten o sorudayız. Kanka buraları keseceğim. Tamam. Keseceğim. Tamam. İstediğini yapabilirsin. Neyse. Halil farklı kanal açacak mı? Açacak. Senin gibi. Açacak. Ne Beklemede zaman kalın. açacak? Anıl onun reklamını yapacak zaten. Buraları kesecek. Yapacağım. Yapacağım oğlum. Yapacak Tabii ki zaten. de Ben yapacağım. de büyük bir reklamla giriş yapmayı düşünüyorum inşallah. Hani kayıt cihazları alacağım inşallah. Gerekli programları öğreneceğim. Aycan gibi konuşuyorum şu anda. Anlıyorsunuz. Headshot. Film yapmaz Tamam. İşte gerekli uygulamalarda kullanımlarını öğreneceğim. Ondan sonra dediğim gibi işte kayıt cihazları alacağım. Önemli şarkıları öğreneceğim falan filan derken ben de büyük bir kanala doğru adım atacağım inşallah. Ama kanalın ismini henüz vermeyeceğim. Çok tatlı olacak. Merak konusu şu anda. Merakı açılan pencere. Ben onu niye söylemeyeceğim dedim, söyledim. Ama Yani olmayacak. Mesela. mesela diyorsun. Farklı soru var mı? Bakıyorum. Şu an yok Yok. ama mesela karşım senin bana sorun varsa sen söyle ben sana sorayım. Ben sorudan önce var bir tane Emre arkadaşımız var. Emre Kadir onun bir tane sorusu var. O bunu yayınladıktan sonra söyledi, onu yazamadım buraya. Şeyi söyleyeceğim. Benim hazırlık sürecim, ilk başlama sürecim işte nereden kaydedeceğim, 2-3 tane şarkı çekmen, hazırda bulundurman lazım falan. 1,5-2 ay sürmüştü. Bu Halil'in anlattığı işte mikrofon alacağım falan, o daha da uzun sürer. O yüzden bir bekleme süreci olacak tabii. Kesinlikle Çünkü olacak. ben biraz sabırsız davrandım. Amatörden iyiye doğru gideceğim. Halil direkt iyiden başlayacak. İnşallah ya. Gidecek diyebiliriz. İnşallah. Ya şimdi programlama bu videonun editleri falan çok uzun sürüyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Hani YouTuberlar bu işler için çok uzun zaman harcıyorlar. Bir Aynen. video için belki günler harcıyorlar. Biz de hani Anıl'ı tam net olarak ben de bilmiyorum. Yapıyor bir şeyler. Anlamıyorum ben de tam onları. Ama işte belki bir edit için bir arkadaşımla bile görüşüp yaptırabilirim. Çok fazla anlamıyorum o işlerden. İnşallah kısa sürede bu işi çözmeye çalışacağım. Çünkü benim de artık bir şekilde müziğe tutunup bir yerlere gelmem lazım. O yüzden en yakın zamanda bunun haberini alırsınız diye düşünüyorum. Evet, şimdi Emre'nin sorusuna geldim. Evet. İzlediğini biliyorum, biz babucu yapsana yorum. Zıbap. Tamam. Kötü göründüğün yerleri kesin. Tamam. Kesmeyelim. Emre bana bunu attı. Bu benim hani Instagram hesabımda. Nereye gittim lan? Ha. iPhone kullanamayan ama. Ne alakası var? Benim telefonum da. Şurada karşı. Ha. Ben bu videoyu atmışım. Bu kibrit söylediğimiz. Zaten onu da kartlardan bulabilirsiniz şu anda.
Ben hani atmışım ikimizi şey yazmışım. Kardeşim hep söylüyorum ama seninle bu işi yapmak çok güzel adam yazmışım. Halilcan da cevap yazmış, yorum yazmış yani. Aslan kardeşim benim, zorluklara inat, beraberiz her daim. Ama şu an... Ya yine beraberiz de. Gitarları al. Hani beraberiz ama... Aynen. Emre aynı soruyu geçen... Büyük ihtimal aynı gün, aynı saatte ikimize de attı. Ölüküyor mu şu an bilmiyorum ama... Şu yani, koyarım da olmazsa. Böyle bir şey atmış bana. Yani öyle bir sorusu var, ne dersin? Emre'ye ne cevap verdim onu hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım ben şunu yapmıştım. Onu yapmış olabilir. Aynen, olabilir. Ama ya, elden bir şey gelmiyor çünkü isteyerek yaptığımız bir şey değil. Ben uzaktayım, Anıl uzakta. Olmadı, video çekemedik. Hani ben orada çeksem, o burada çekse tadı olmayacaktı. O yüzden... Ama yine fark ettiyseniz ayrı değiliz, buradayız. Yani yine beraberiz. Yine şarkılar atarız. Atarız inşallah. Aynen. Hani orada biz öyle yazmışız. Ama arkadaşlık olarak da her daim beraberiz. Tabii canım. Yani şu demek değil ki Anıl farklı kanalda video çekiyor. Ben farklı kanalda video çekeceğim ama biz aynı ortamlara çok sık gelen insanlarız. Çünkü arkadaşlığımız çok kuvvetli. Tabii ki. Sürekli birbirimizle beraber olduğumuz için aynı ortamda olmamamız mümkün olmuyor çoğu zaman. Sanki bir sessizce söylemişim gibi oldu ama. Yok, sek söylediğini biliyorum. İyi, öyle. Bir kapanış yapalım o zaman. Var mı diyeceğim Betül? Senin bana bir sorun var mı? Mesela ya, niye girdin? Biraz daha bekleseydin beraber bir şeyler yapabilirdin. Aslında yok. Ben senden bunu bekliyordum. Ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Ama ben bir buçuk, aynen, iki ay falan böyle bir bekledim. Vallahi hiç şey... Benim için sıkıntı yok. Çok mutlu da oldum açıkçası. De, zaten ilk videomda da söylemiştim. Gurur duydum. Ben bana laf attım bana. Ben mi duydum? Sen lan ne oldu lan gittin lan? Bir şey seçeceğim bu. Niye gözlerini kaçırdın? Çünkü yalan söyledim. Yani gördüğünüz gibi biz her zamanki gibi yine beraber eğleniyoruz yani. Samimiyet her zaman bizim için ön planda. Neyse, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin için bir şarkıyla kapatalım istedik. Ama hangi şarkıyla kapatalım istedik? Kardeş Fenalar'dan bir şarkı olsun diyorum ben. Olsun. Sen? Olsun, ondan olsun. Ama bir şey yaptıktan sonra kapanışı yapalım. Şarkıyı ben ondan sonra sıkıntı vereyim. Sıkıntı yok benim. Ben olur. Bilmiyorum böyle işte. Kusura bakma kardeşim. Ya kanka, öğreteceğim ya. Aynen. Ben de bir buçuk geldim bir şeyim ama. Tabii onları da yapman lazım. Sallaman lazım. Salla birine ya çabuk. Çabuk Survivor'a salladın, birine daha salla çabuk buradan. Emre'nin bir lafı var. Daha doğrusu Cemal Can'ın lafı. Emre çok sık kullanıyor bunu. Ben hepsinin yüzüne söylüyorum ama onlar anlamıyor. Demek ki yüzsüzler. Yüzsüzler yani. Böyle arkadaşlar bu işler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bundan sonra zaten şarkımız var. Şu taraf. Kanka sen buraya da sen abone olun. Şuradan abone olun. Şöyle yap. Şöyle yap. Onun üstüne geliyor. Suratınız.